Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle çok sevdiğim balık burcu kadınlarını hangi enerjiler bekleyecek Eylül ayında? Bunları yorumlayacağım. Bakalım neler olacak hayatınızda, neleri yapıp neleri yapmamanızı tavsiye edecekler. Dışarıdaki ses için özür diliyorum. Buradaki çocuklar biraz farklılar, kusura bakmayın. Sürekli boğazlanıyormuş gibi sesler çıkartıyorlar. Neyse. Tam 9 tane farklı desteniz var biliyorsunuz. 9 tane, hatta 10 tane, evet 10 tane farklı desteniz var. 10 tane farklı desteyle birlikte Eylül ayınızı yorumlamaya çalışacağım. Dilimin döndüğü kadarıyla. Dilerseniz haydi gelin başlayalım. Evet, bakalım. Evrensel enerji kartımızda ilk müşteri yıldızımız yani Jüpiter gezegenimiz geldi. Mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar ve inançlar dedi. Çok güzel geldi. Ama yanına karın ruhu geldi. İçinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor. Karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor dedi. Belki etkisi hafiftir. Bir bakalım yanındakilere. Çünkü eşsizlik geldi. Çok güzel bir karttır. Eşsiz olduğunuz bir Eylül ayı, eşsiz olduğunuzun farkında olacakları diğer insanların bir Eylül ayı olacak. Sıkı çalışma geldi. Başak Burcu ile birlikte toprak dişi ve değişken. Romantizm geldi. İşte sizin kartınız. En çok sevdiğiniz diyebilirim. Ve çark geldi. Yani kader çarkı. Olumlu bir değişiklik zamanı, bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana dedi. Bazen şu çocukların sesini gerçekten kayda alasım geliyor. Yani bu ne biçim iştir ben anlayamadım. Böyle bir çocuk, ben böyle şey görmedim sevgili arkadaşlar. Çığlık çığlığa, bağırışa bağırışa oynuyorlar ve insanın aklı çıkıyor bir şey oldu diye. Yani. Peki, şimdi diğer kartlarınıza da bakalım. Şimdi, kaos kartımızla birlikte geldik. 44 numarayla. 44 numara sizin için bir şey ifade ediyor mu? Yaşınız olabilir. Kaos geldi. Evet, kırık kalp ve müşteri. Örtünme kartı ve alfa kartı ile birlikte geldi. Şimdi diğer aylardan beri getirdiğiniz bir kaotik bir durum var. Bir kaos var hayatınızda. Yani bu sizi üzüyor. Bu sizi yıkıyor. Bu size zarar veriyor. Hatta biraz daha ileri gideceğim. Damar yapınıza zarar veren bir üzüntü, bir kaos ortamı yaşıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aman buna dikkat. Çünkü bakın burada
damar yapısı gibi bir şeyler var. Görüyorsunuz değil mi? Sağlığınızla etkileyecek diye korktum şu an. O yüzden mümkün olduğu kadar kendinizi sakinleştirmeye çalışacaksınız, rahatlatmaya çalışacaksınız. Çünkü bu yaşadığınız içsel durumunuzu, bu içinde kaldığınız, maruz kaldığınız bu kaos ortamını örtmeye çalışıyor musunuz? Gizliyor musunuz yani? Kimseye söylemiyor musunuz? Kimsenin bilmesini istemiyor musunuz? Şimdi siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Eylül ayında bir başlangıç yaşayacaksınız ve bu başlangıcın sebebi bu olayın getirmiş olduğu, şimdi kimseye söyleyemiyorsunuz ya, sıkıldığınız konuyu, üzüldüğünüz konuyu, kendinize bir hedef belirleyeceksiniz ve bu hedefiniz de bu işten uzaklaşma olacak. Çünkü bir bağımlılık çalıştırmışsınız burada, sanki üzülmeye alışmışsınız gibi bir durum var. Hemen bundan uzaklaşacaksınız. Size bakın, uzaklaşma kararı geldi. Pusula kartı ve alfa kartı geldi. Bunlar üçü de çok iyi. Uzaklaşmanız mükemmel olacak. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama büyük ölçüde bir sanki sorumluluk alma durumları oluşmuş. Bundan dolayı da sorumluluk alınca sizde bağımlılık çalışmaya başlamış. Yani hani sanki ailenin sorumluluğunu almak gibi. Eğer ki böyle bir şey olduysa bu sizde, yani ben bu ailenin lideriyim, bu ailenin reisiyim tarzında bir bağımlılık çalıştırmış olabilirsiniz. O yüzden hani bundan gitmeniz gerekiyor. Kaos ortamında da bu yüzden kalıyormuşsunuz zaten, ama hani kimseye de söylemiyormuşsunuz. Hani zorunlu olarak bir iş yerinde çalışmak gibi sevgili arkadaşlar, en basit olarak. Yani bunu da kimseye söyleyemiyorsunuz. İşe gidiyor musunuz? Evet. Geliyor musunuz? Evet. İşte bir işiniz var mı? Evet. Ama rahat değilsiniz. Sağlığınızdan oluyorsunuz. Muhakkak kendinizi rahatlatacak masaja gitmelisiniz. Birazcık daha böyle kendinizi rahat hissedeceğiniz insanların yanında olmaya ihtiyacınız var kısacası. Belki bir kısa bir tatile çıkma ihtiyacınız olabilir. Araba kartıyla birlikte. Bir de sizi dengeye getirecek bir arkadaşınızın olduğunu hissediyorum her nedense. Bir kadın var burada. Belki yaşı sizden küçük ya da duruşu, tipi küçük duruyor olabilir. Yani daha böyle genç gösteren birisi olabilir. Bu kişiyle siz dengeye geliyorsunuz bir araya geldiğiniz zaman, konuştuğunuz, görüştüğünüz zaman. Aslında ailenizin bir parçası gibi. İşte dediğim gibi hani böyle çok iyi anlaştığınız bir kız arkadaşınız olur ya, veyahut da erkek arkadaşınız da olabilir tabii ki de. Hani sanki onu aileden biri gibi görürsünüz ya. Hani öyle bir insan var sizin hayatınızda ve bu kişiyle konuşmak da sizi rahatlatıyor aslında. Ve bakın, o kadar kalbiniz kırık ki, kalbin kırıklığını geçtim, ucundan bir de gözyaşı damlıyor. Yani bu gerçekten beni şu anda biraz üzdü. Hani hissiyatı bana geçti yani sevgili arkadaşlar. O yüzden ben sizin üzülmenizi de istemem. Buna bir çare bulmamız gerekiyor. Çünkü soğuk hissettiriyor size bulunduğunuz, yaşadığınız yer. Belki eve geldiğinizde kendinizi ne bileyim böyle samimiyetsiz bir ortamda hissediyor olabilirsiniz. Veyahut da iş yerinize gittiğinizde, veyahut da bu ortam neresiyse, kaosu yaşadığınız yer neresiyse, orada da soğuk davranışlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Siz de artık onlar gibi olmuş olabilirsiniz diyor burada kartımız. Dokuz numarayla geldiği için dokuz bitiş enerjisidir. O yüzden artık bu da bitti diye düşünüyorum. Ben bunu böyle kodluyorum size. Özellikle de bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarıma. Kalbinizi böyle hani çok sıkan, çok üzen, içten içe sizi yaralayan her ne sıkıntınız varsa şu andan itibaren sizden geri gitsin. Yani bunun sebebi kimse ona gitsin diyorum ben tekrardan. Bu size nasıl geldiyse, kimden geldiyse ona gitsin diyorum sevgili arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda gerçekleşir. Peki, hadi bakalım sorularımıza geçelim. Toparlayacak olursak, Eylül ayınızda şöyle bir durum var. Hayatın direksiyonuna siz kendiniz geçeceksiniz.
Bir arkadaşınızın sayesinde varsa eğer böyle birisi, yoksa da böyle birisiyle tanışacak olabilirsiniz. Size çok iyi gelen birisiyle tanışacak olabilirsiniz. Kısa sürede sanki ailenizden birisiymiş gibi olacak olabilir. Bu kişiyle dertlerinizi, sıkıntılarınızı paylaşıp birazcık rahatlayacaksınız. Belki de bu kişinin sayesinde uzaklaşacaksınız. Ama bu sizin hedefiniz olacak. Bir başlangıç enerjisine gireceksiniz. Ve artık kaos ortamından çıkacaksınız. Unutmayın, kalp damar rahatsızlıklarına karşı uyarıyor. Balık burcunda genelde bacaklar vardır. Bacakları temsil eder astrolojide. O yüzden buna da dikkat ederseniz çok sevinirim. Şey yapmaya dikkat edin. Yürüyüşler yapın. Burada bakın kılcal damarlar benim çok dikkatimi çekti. İlk defa bu kartı yorumlarken böyle bir şey var. Demek ki bazılarınızda böyle bir problem olabilir. Ödem olabilir. Selülit olabilir. Çünkü selülit şeyine de benziyor. Biz bayanlar çok iyi biliriz. Biraz böyle bacaklarınızı hareket ettirmenizi size tavsiye edebilirim. Yürüyüş de size iyi gelecektir. Sevdiğiniz bir arkadaşınızla yürüyüşe çıkmayı düşünebilirsiniz. Güzel bir tavsiye oldu diye düşünüyorum ben de kendi adıma. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, bir işiniz yok ise Eylül ayında ne olacak? Çok sabırsızlanıyorsunuz bir işe girmek için. Evet, çok haklısınız. Çalışmak her zaman çok güzeldir. Elbette ki. Peki girecek misiniz işe? Girebilme ihtimaliniz çok yüksek. Ama dikkatli olun. Bir anda çok sorumluluk verecekler size. Ona da razıyım diyorsanız bence giriyorsunuz işe. Bir de şu anlamı var. İşe girmek için sabırsızlanıyorsunuz ama özel hayatınızda birçok sorumluluk almışsınız. Bunları birazcık azaltmanız lazım. Onları azaltırsanız, yani bir tane bile azaltsanız önünüzü görebilecek kadar hemen işe girebileceksiniz. Enerjiniz açılacak yani. Bir enerjisel bir sıkışıklık söz konusu burada. Peki bir işi olanlar için ise güzel bir terfi haberi, güzel bir maaş artışı haberi, belki de bir minik seyahat haberi size doğru geliyor olabilir. Bir ilişkisi olmayanlar, çok pişmanlık yaşıyorsunuz. Buna da bir çözüm yolu bulacaksınız. Ve bir şeye karar vermişsiniz artık. Bence ilişkiniz varmış ama siz yani bitmiş ilişkiniz. Bir pişmanlık yaşıyorsunuz şimdi Eylül ayında. Ve bakın iki tane 4-4-1 geldi. Belki bu senenin 4. ayından beri ilişkiniz yok. Olabilir. Niye bıraktım veyahut da niye bu insanla birlikte oldum diye pişmanlık duymuş olabilirsiniz. İki türlü pişmanlık, çünkü hani bilemiyorum şimdi kolektif olduğu için. Bunun için bir çözüm yolu arayacaksınız. Ve enerjinizi kimseye vermemeye karar vermişsiniz. Bu güzel bir şeydir bence. Güzel bir karar vermişsiniz. Bence çözüm yolu zaten bu olarak görünüyor. Peki bir ilişkisi olanlar için ise balık, akrep, yengeç erkeğimiz geldi. Aynı sizin kategorinizden, su grubundan bir erkek geldi. Bu erkek oldukça böyle hani şey bir adam. Nasıl, oturaklı bir adam. Yani böyle hoppa bir adam değil. Duygularını belli edebilecek duygusal bir adam, fakat bir uzak mesafe bir durumlarınız mı var acaba? Bu beyefendi birazcık uzakta olabilir mi? Veyahut da zihinsel olarak birazcık birbirinizi unuttunuz mu acaba diyeceğim bu aralar. Ama ilişkiniz olduğu bir erkek bu. Bir de deniz kenarında oturuyor olabilir bu erkek. Nedense Bodrum diyesim geldi birdenbire. Bakın kupa kraliçesi de siz olarak geldiniz. Sizler ruh eşisiniz. İnanamıyorum. Yani bu kadar destenin içinde kupa kralıyla kupa kraliçesini mi seçtim ya? İnanamıyorum gerçekten. Peki neymiş durumunuz? Onu da çok merak ettik. Adalet geldi. Biraz böyle bir şaşmış bir şeyler. Ama bakalım. Kalpler kırılmış. Arkadaş ortamına dikkat. Arkadaş ortamından sivri dilli birisi olabilir. Aklınızı karıştıran birisi olabilir. İkinize birden laf getirip götüren birisi olabilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Okul veya iş hayatınızdan birisi olarak görünüyor. Eylül ayında buna dikkat edeceksiniz. Evli olan sevgili balık burcu kadınları için ise bakın ne kadar güzel bir kart geldi. Kupaların onlusu geldi. Daha güzel bir evlilik olamazdı diye düşünüyorum. Çok güzel.
doğru bir evlilik kararı yapmışsınız. Sanki Eylül ayında bir memlekete gitme durumları veyahut da bir bağ bahçe durumları falan var. Sanki bahçeli bir evde de oturuyor olabilirsiniz. Evinizin çevresi ağaçlık, ormanlık da olabilir. Çocuklarınız varsa son derece eğlenceli, güzel, mutlu ve huzurlu bir ay sizi bekliyor diyebilirim. Çünkü burada destek veren bir aile var. Birbirine herkes destek veriyor. Anne baba çocuklarına, çocuklar anne babaya. Böyle güzel eşler birbirine, çocuklar birbirine. Böyle dengeli bir aile var burada. Çok güzel, maşallah diyoruz. Evleriniz evliler için çok güzel geçecek. Peki platonik olanlar için, platonik aşkınızı düşünüyorsanız eğer, ya sizin ya da platonik olduğunuz kişinin bir maddi durumunda bir düşüş meydana gelmiş ama elbette ki düzelecek. Evet. Koç aslan yay burcu enerjisinde bir erkek olabileceğini söyledi. Çok üzülüyor bu adam. Siz de üzülüyorsunuz. Sizi bir araya getirmeyen şey aslında bu adamın maddi durumu olabilir diyor. Ya da bir baba figürü, bir eş figürü diyor burada sevgili arkadaşlar. Platonik olduğunuz kişi babanız tanıyor olabilir. Kendisi evli olabilir. Çocukları olan birisi olabilir. Bunlardan hiçbirisi değilse bu adam evlenmeye hazır bir adam aslında. Yani iyi de fakat bir şeyi var. Parasal sıkıntısı var bu adamın. O yüzden hani böyle bir aşk meşk ilişkilerine girişemiyor gibi. Peki sizin aranız ne olurmuş? Ayın 9'una dikkat. 9'undan sonra çok çok daha dikkat. Çok güzel şeyler olabilir diyor. Dilekleriniz gerçekleşebilir. Belki bir adım, belki bir atak yapacak bu insan. Kişiden kişiye göre değişiyor biliyorsunuz. Hani platonik olduğunuz kişiye göre değişiyor. Hani ne kadar atak bir insan, ne kadar ağır bir insan. Yani normalde de ağır bir insansa, kılı kırk yaran tiplerdense, hani hiç hareket gelmiyor yani. Siz de diyorsunuz ki bu nasıl bir insan? İşte. Yani karakter meselesi sevgili arkadaşlar. Onu demek istedim. Peki. Ex partnerinde aklı kalanlar için ex partnerinden bir dönüş olacak mı? Güç kartı geldi. Bakın ex partnerde bir aslan burcu elementi, aslan burcunun simgesi geldi. Veyahut da Ağustos ayından bir şeyler getirdi. Şimdi aranızda aranızda son derece güçlü bir cinsellik veyahut da son derece birbirinize tutkulu bir şekilde yaklaşmışsınız. Yani o kadar yoğun ki tutkunuz, hani ex partner olmanıza rağmen bile bu iş bitmemiş. Ya siz ya da o çok tedirgin bu durumdan. Kendisini geri çekmiş. Evet, bir aile olmaktan, bir aşıklar olmaktan, bir çift olmaktan kendini geri çekmiş. Çünkü onun için önemli olan şey bireysel zenginlik, maddi zenginlik çok önemliymiş sevgili arkadaşlar. Burada birazcık sanki hani bencil bir erkek varmış ama ne olur peki? Anne figürü geldi. Anneye dikkat. Ya sizin ya onun annesinden kaynaklı bir şeyler olacak. Güzel şeyler mi olacak bakalım? Annemiz tesettürlü olabilir bu arada. Oo, çok yüksek mevkide bir kadın bu. Tesettürlü olması şart değil. İnançlı bir kadın. Bahsetmek istediğim şey. Acayip saygı duyulan bir kadın ama toplumda. Ben böyle bir şey görmedim. 3 tane kart geldi. Of, bir de imparator geldi. Arkadaşlar, ex partnerinizin annesi kim acaba? Çok merak ediyorum. Medyatik falan da olabilir mi? Evet. Olacak. Evet, olacak. Aranızda güzel şeyler olacak. Ama dediğim gibi kayınvalide bayağı bir ağır bir kayınvalideye benziyor. Bunu da es geçmeyin. Peki ilişkinize nasıl bakacak bu kişi? Bilse bilmese hani. Güzel. Belki oğlunu size yönlendirebilir. Çünkü oğlu size doğru geliyor gibi görünüyor zaten. Dediğim gibi ama şöyle bir şey. Şimdi ex partner konumundasınız ya. Bu kişiden işte benimle evlenir misin teklifi beklemeyin. Bu kişiden ne haber, nasılsın mesajını bekleyin. Bu mesaj gelecek. Ya da bir hikaye beğenme, bir emoji atma filan tarzında, hani bu tarz bir şey bekleyin. Ya da bir gülücük mesaj olarak. Çok fazla bir atılım yapmayacak ama duygusal yaklaşacak. Gerçek duygularıyla yaklaşacak size. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır.
Bireysel danışmanlık isterseniz elbette ki Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Randevu talebinde bulunabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. 2 Mayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.